Merhaba, ben Esin Koca Kuş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kullandığım cetvel çeşitlerini, daha sonrasında kullandığım farklı makine ayaklarını ve en son olarak da kullanım alanları farklı olan makaslarımı tanıttığım bir video hazırladım. Umarım keyifle izlersiniz. Öncelikle cetvellerimi tanıtmak istiyorum. Cetvellerimi tanıtmadan önce ilk girişi açıklamak istiyorum. Burada minyatür kalıplar görüyorsunuz. Minyatür kalıpları çalışırken kullandığım cetveller ayrı. Normal ölçülerde çalışırken kullandığım cetveller ayrı. Minyatür kalıplar normal kalıpların birebir oranda küçültülmüş halleriyle çalışılıyor. Ölçüleri normaldeki halleriyle aynı şekilde kullanabiliyoruz. Yani normaldeki hallerinden bahsettiğim şey nedir? Hemen açıklayayım. Şöyle cetvellerimiz var. Bu cetveller normal ölçülerin birebir küçültülmüş oranları. Elimdeki %25'lik parçası oluyor. Yani 1 metrenin 4'te 1'i haline düşürülmüşü. Normalde ölçüm 40 santimse burada yine 40 santime denk gelen yer belli oluyor ve hiç şaşırmadan rahatlıkla normal ölçüler üzerinden çizimi yapabiliyoruz. O yüzden minyatür kalıp çalışırken kullandığımız cetveller ayrı, normal ölçülerle çalışırken kullandığımız cetveller ayrı. Bunu da belirttikten sonra ve uygulamaları hallerinde gösterdikten sonra cetvellerime geçiş yapacağım. Bu cetvellerin adı eşel olarak anılıyor. Eşeller farklı farklı boyutlarda. Neden farklı boyutlarda? Çizdiğiniz kağıdın büyüklüğüne göre oranları değişiyor. Elinizde küçük bir kağıt varsa o zaman 10 santimlik parçasını kullanabilirsiniz. Yine ölçülerinizi şaşırmadan 40 santim ise 40 santimi bularak rahatlıkla işaretleyebilirsiniz. Daha büyük bir sayfada çalışıyorsanız 15 santimlik parçasını kullanabilirsiniz. Oranlar bu şekilde artıyor. 20 santim, 25 santim, 50 santim, 75 santim, 40 santim. Her ölçüde eşel bulunuyor. Her ölçüde küçültülmüş halini bulunuyor. Bunlar nasıl satılıyor? Bu şekilde karton şeklinde değil. Şu gördüğünüz cetvelin görüntüsü kağıt şeklinde. Yani açtığınız zaman bildiğiniz incecik defter yaprağı şeklinde. Ben bunları mukavva kağıtların üzerine yapıştırarak kullanmayı tercih ettim. Mukavvaların üzerine yapıştırdım. Mum yapıştırıcıyla yapıştırdım ve üstüne izola bandı düz şekilde geçtim. Çizerken herhangi bir hata olmaması için normalde genelde şu şekilde sararak yapıştırıyorlar ama hoş bir görüntü olmuyor. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim ve çok daha kullanışlı oluyor. Eğer alırsanız, minyatür çalışma yaparsanız mutlaka kağıt şeklinde değil, mukavvanın üzerine yerleştirerek kullanın. Şimdi kağıda nasıl aktardığıma geçiyorum. Kağıda bunlarla çizimimi yapıyorum. Pistolelerle de, bunlar da pistole cetvelleri. Bunlarla da ovallik kısımlarını, kalça ovalliğini, işte şuralarda yakaları çizerken ovalliklerini kullanarak ya da kol ağzını çizerken ovalliğini kullanarak bunlarla minyatür çalışmalara devam ediyoruz. Yani şu iki takım cetvel minyatür çalışmalar için gerekli olan cetveller oluyor. Bunları kenara alıyorum. Hemen normal ölçülerle çizdiğim cetvellere geçiyorum. Normalde kullandığım cetveller ise bunlar. Genelde ben size bunları kullanmadan pratik kestiğim zaman elimle göstererek devam ediyorum. Ama kesin net şekilde kalıp çıkarıyorsam bu tarz cetvellerden yardım alarak yapmayı tercih ediyorum. Daha önce benim bu cetvellerim yoktu. Sadece gönye ve şu cetvelimi kullanarak da işlemlerimi gerçekleştiriyordum. Bunun ovallik kısmını kullanarak, şu ovalliğini kullanarak, bu da
gönye 90 derecelik açılarda kullanılan en önemli cetvellerden bir tanesi. Aslında şu ikisinin olması bile sizin için yeterli. Şu ise yaka oyuntularında herhangi bir hata payı vermeden çizmenizde kolaylık sağlayan bir cetvel. Aslında yeni başlıyorsanız ve oranları tam tutturamıyorsanız bu cetvellerden yardım almanız sizin için çok da faydalı olur. Bu ise koltuk altı kısımlarını ovalliğini vermek için kullanılan cetvellerden bir tanesi. Yine bunlar da aynı şekilde kalça ve koltuk altı kısımlarında ya da etek kısımlarında ovalliğini kullanabilirsiniz. Bunlar da normal ölçülerde çizim yaparken kullanılan cetveller. Bu cetvel setinin adı ise Riga cetvelleri olarak geçiyor. Genelde 7 parça olarak satılıyor ama tek tek de satılıyor. İstediğiniz hangi parçaysa tek tek de alabilirsiniz. Kullanılan cetveller bunlardı. Bende mevcut olan ayaklar gördüğünüz gibi buradaki ayaklar. Bunların dışında kullanılan da çok farklı işleri gören ayaklar mevcut. İhtiyaç duydukça temin edebilirsiniz. Ben sanayi tipi makine kullanıyorum. Sanayi makinesi kullanmayanlar için de yine ev tipi olan makineler için de her türlü ayak mevcut. Hepsi satılıyor. Sadece ismini söylemeniz yeterli. Bu şekilde temin edebilirsiniz. Şimdi tanıtmaya gelince makinede takılı bulunan parça çıkararak göstermek istiyorum. Düz dikiş ayağı. Yani ekstra hiçbir özelliği olmayan, tamamen düz dikişi yapmayı sağlayan parça. En çok kullanılan ayak bu ayak. Şu ayağı tanıtmak istiyorum. Bu ayak da aslında yine düz makine ayağıyla aynı ayak. Bunun tek farkı şurasında bulunan dikişi sabitleyerek çok daha düzgün hiza almanızı sağlayan bir aparatı var. Bu ayağı genelde nerelerde kullanıyoruz? Genelde fermuar dikmek isterseniz ve fermuarın sağında ve solunda genişlik bırakmak isterseniz en çok kullanılan, en ihtiyaç duyulan ayaktır. Çünkü bu yandaki hizalayan kısmı fermuarın şaşmadan çok rahat düz şekilde dikilmesini sağlayan bir parçadır. Çok kullanışlı. O yüzden bunu da tercih edebilirsiniz. Normal dikişlerde de hiza almak için yine dediğim gibi bu ayaktan da yardım alabilirsiniz. İki işlevi var. Birisi fermuar takarken kullanmak, diğeri de düz dikişlerde hizayı sabitlemek. İki farklı benim düz ayağım vardı. Şimdi gelelim fermuar ayağının farklı bir versiyonuna. Bu da yarım fermuar ayağı. Sağ ve sol kısmı bulunuyor. Şurada delik kısmı mevcut. Yani iğnenin girip çıktığı. Sağ tarafı dikerken bu parçayı, sol tarafı dikerken de bu parçayı kullanabiliyorsunuz. Bunlar da çok fazla yardımcı parçalar. Çünkü fermuarın sıfır dikilmesini, herhangi bir pay kalmasını engellemek için kullanılıyor. En rahat takılan, kullanılan ayaklardan bir tanesi. Gelelim yine düz dikişlerde özellikle üst kısımda iki parça dikiş varsa o parçanın sol tarafını ya da sağ tarafını dümdüz şekilde dikmeye yarayan ayağı. Bu ayak da şu şekilde yaylı bir ayak. Yay kısmı kumaşınızın kat kısmına oturuyor. Yani şurada kumaşın olduğunu farz edin. Çift kat, yanda da tek kat kumaş var. Çift kat kumaşın üstüne şu soldaki ayak geliyor ve yay sayesinde sağdaki ayak aşağıya iniyor. Dikişi hizalayarak dümdüz bir dikiş
dikmeyi sağlıyor. Bu ayağın adı da çime ayağıdır. Yani genelde spor dikiş diye adlandırdığınız dikişleri aslında şu ayak çok daha kolay yapıyor ve çok daha muntazam şekilde yapılmasını sağlıyor. Ve ben de bu ayağı oldukça fazla kullanıyorum. Bu ayağımızın ismi de çime ayağıydı. Şu ayağa gelince yine aynı düz makine ayağı gibi bir ayak. Tek farkı arkada bu şekilde vida olması. Bu vidayı sıkıp gevşeterek büzgü yapılmasını sağlayabiliyorsunuz. Yani aslında düz ayak olmasına rağmen arkadaki vidanın işlevi parçayı büzerek büzgü elde etmenizi sağlıyor. Ayağımızın ismi de büzgü ayağı olarak geçiyor. Bu ayağım ise kıvırma ayağı. Genelde eşarpların kenarları için kullanılan 2 milimlik kıvırma genişliği olan bir ayak. Bu ayağın ise farklı farklı genişlikleri mevcut. 1 santime hatta 2 santime kadar çıkan ayakları bulunuyor. Bendeki 2 milimlik olan parçası bu ayakta bu şekildeydi. Önünde bulunan kıvırma aparatı mevcut. Şuradaki aparat sayesinde kumaşın kıvrılarak içeriye geçip dikişinin tamamlanmasını sağlıyor. Tanıtmak istiyorum. İlk tanıtmak istediğim makas çıt makası ya da çıt çıt makası olarak anılan makaslardan bir tanesi. Genelde makinede kullanılan makas bu makastır. Çok fonksiyonel bir makas, çok kullanışlı. O yüzden makineler için en uygun olanı bu. Bunun farkı şurada vida bulunuyor. Vidanın altında yağ sistemi var. Yağ sistemi sayesinde sıktığınız zaman kendi kendine açılan bir makas. Bu yüzden makinede çok kullanışlı. Bu şekilde kullanımı var. Ben bu şekilde kullanıyorum genelde. Dilerseniz parmağınızı buraya da geçirebilirsiniz. Ama elime böyle almak benim daha kolay geldiği için kullanımını bu şekilde sağlıyorum. İkinci makasım kağıt makasım. Yani kalıplarımı çizdikten sonra kesimi için kullandığım makas kağıt makası. Kumaş makası ile kağıt makasının ayrı olması gerekiyor. Çünkü kumaşı kestiğiniz makasla kağıt keserseniz makasınız zamanla köreliyor. Bunun olmasını istemeyeceğimiz için kağıt için ayrı makaslar kullanıyoruz. Eğer kalıp çıkarıyorsanız pelür kağıtları da yine bu makasla kesiyoruz. Şu görünen iki makassa kumaş makası. Bir tanesi bu şekilde. Aşağı kısmı hiza alınamayan, üçgen gelen kısım. Kullanış açısından güzel, kullanışlı fakat bunun kullanımı buna nazaran çok daha güzel. Çünkü bunun alt kısmı düz geliyor ve bu düz gelmesi bireyin yorulmasını engelliyor. Kumaşı şu şekilde aldığınız zaman çok daha rahat kesim sağlamış oluyorsunuz. Bu ikisi de kullanılan kumaş makaslarımdı. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tüm videolarımdan anında haberdar olmak için zil işaretini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.